Emko Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Ee, bu videomuzun amacı Emko PLC'yi, Emko Hiperto PLC'yi e, tanımak olacak. Fiziksel özelliklerini anlatacağım size. Ee, bir video dizisi şeklinde yapmayı planlıyorum ve e, diğer komutlarını uygulama devirlerinde yine ilerleyen videolarda birlikte gerçekleştiririz. İlgi duyan arkadaşlar için faydalı olacağı düşüncesindeyim. E, PIS'imiz e, tamamen yerli, Bursa'da tasarlanmış, üretilmiş, yazılımıyla her şeyle e, bir cihazımız. E, oldukça güzel özellikleri var, e, kullandıkça göreceksiniz. E, tek CPU'muz var şu an için, yeni CPU'lar da üretime girdi. E, şu an kullandığımız CPU'nun üzerinde 9 adet fiziksel giriş, 6 adet de fiziksel çıkışımız mevcut. Bir adet ethernet portumuz standart olarak bulunmakta. Ethernet pro, e, port üzerinden hem program yüklemesi, çekmesi ve online izleme işlemlerini e, gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda internete bağlandığı için Web Quick, quick Connect özelliği ile de e, CPU'muza uzaktan e, erişmek mümkün olabiliyor. E, onun dışında alt tarafında e, bir adet 24 volt DC beslemesi mevcut. Dışarıdan besleme vermek istersek CPU'muza buradan verebiliyoruz ancak zaten kendi Power Supply güç kaynağı modülümüz var yanına taktığımızda ise kendi bas yapısı üzerinden CPU'muz beslemesini almakta kendi içerisi için CPU'su işlemciler için ancak çıkışlarımız için ayrıca besleme ihtiyaç duymakta sizin de gördüğünüz gibi son iki pin çıkış beslemesidir. Ee, çıkışlarımızda herhangi bir cihaz süreceğimiz zaman 24 volt'u bağlamak zorundayız. Ee, CPU'muz yani PLC'niz transistör çıkışlı bir PLC. Ee, yüksek e, hızlı çıkışları mevcut. Ee, 6 adet çıkışı da yüksek hızlı yani 100 kHz'e kadar anahtarlama yapabiliyor. Ee, PVM ve PTO çıkış verebiliyor. Servo step motor veya işte analog çıkış gibi bazı uygulamaları yine bunun üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Eğer e, hem yön hem de pars kullanacaksak o zaman 3 kanal çıkış haline alıyor. Tek tek yön olmadan kullanırsak e, çıkışların tamamı yüksek frekans üretebiliyor. Yani 100 kHz'lik parslar verebiliyor. Girişimize de, girişlerimize de 3 kanal 200 kHz'e kadar enkoder bağlamak mümkün. Oldukça yüksek frekansları yakalama özelliğine sahip. Yine alt tarafta bir adet RS-232 portumuz standart. Bir adet de RS-485 portumuz standart. Bu portlar sayesinde farklı marka cihazlarla veya aynı marka cihazlarla da olabilir. Modbus protokol üzerinden rahatlıkla haberleşebiliyor. Ee, onun dışında üst tarafta bir adet USB 2.0 portumuz mevcut. Bu port vasıtasıyla yine bilgisayara bağlanabiliyoruz ve program çekme, yükleme ve online izleme e, işlemlerini bu port üzerinden de yapabiliyoruz. Aynılarını Ethernet port üzerinden de yapabiliyoruz. Ee, yine standart bir raya monte edilebilecek şekilde tasarlanmış. Ee, yanına kendisi hariç 16 adet kadar da e, genişleme modülü takabiliyoruz. E, takacağımız genişleme modüllerinin tamamı arkadaşlar amaca e, yönelik farklı amaçlara hizmet eden modüller. İstersek yanına da takabiliyoruz. istersek uzak bir noktaya da takabiliyoruz. E, kendi işlerinde her birinin CPU olduğu için aslında kendileri de birer bir PLC gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir e, CPU'ya bir PLC'ye ihtiyaç duymadan da hepsinin tek başına çalışabilme özelliği olduğu için yani akıllı Modüller olarak e, adlandırabiliriz, aptal modül değil. Dolayısıyla uzak noktalarda kullanabiliriz. Çok önemli bir özelliğimiz bu. E, onun dışında başka bahsedebileceğimiz, e, herhalde bu kadar. He, şunu da söyleyelim. Çıkışlarımız PMP yani aktif yüksek, girişlerimiz ise hem e, PMP hem de MPN olarak konfigüre edile edilebiliyor. E, son e, pinimiz yani klemansımızın son noktası. Ortak, e, hepsinin girişlerinin tüm ortak noktası. Dolayısıyla göreceğimiz gibi PNP bağlantıyı nasıl yapacağız? NPM bağlantıyı nasıl yapacağız? Bunu birlikte zaten inceleyeceğiz ilerleyen zamanlarda veya videonun ilerleyen zamanlarında. E, üzerinde 3 tane sağ üst tarafta LED'imiz var. Bir tanesi Power LED'i, bir tanesi USB kablonun bağlı olduğunu gösteren, bir tanesi de 485'in haberleşmenin olup olmadığını gösteren LED'lerimiz. Power LED'imiz farklı durumlar için farklı şekilde yanmakta. Yani ağırlıklı durumda, farklı kombinasyonda, çalışırken farklı renkte gibi onların yine detaylarını PDF üzerinden inceleriz. RS-485 bağlantı varken ve haberleşme varken yanıp yanıp sönmekte. Yine Ethernet port üzerinde de iki tane LED'imiz var. Birimiz linki olduğunu yani bağlantının olduğunu, diğerinde alışverişin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösteren yanıp sönen bir ledimiz. Kapaca CPU'muzun fiziksel özellikleri bu şekilde. Devamında yine diğer özelliklerini birlikte inceleriz.